Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, Sayın Adalet Komisyon Başkanı, Sayın Rektörü, Sayın Baro Başkanı, protokolün çok değerli üyeleri, değerli akademisyenler, öğrencilerimiz ve basın hizmeti mensupları. Türk Edebiyatı'nın değerli simalarından Sayın Cahit Koca Fahri Doktora ünvanı verilmek üzere düzenlenen ve değerli şairin şiirleri üzerine icra edilecek olan paneli kapsayan programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, programa geçmeden önce sizleri Yüce Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve istiklal marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Programımıza katılamayan ancak nazik iletilerini gönderen Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'nın iletisini sizlere seslendirmek istiyorum. Şair Cahit Koca Fahri Doktora ünvanı verilmek üzere düzenlenen törene nazik davetiniz için teşekkür ederim. Programın başarılı geçmesini temenni eder, bu onur gününde sizi ve Sayın Koca kutlar, bütün konuklarınızı sevgi ve saygıyla selamlarım. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Ve efendim, yine yoğun programları nedeniyle programımıza katılamayan ancak iletilerimize gönderen Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin'e, Samsun Milletvekili Suat Kılıç'a ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'e özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bilim ve sanat takdir görmediği yerden göç eder. Bilim insanı ve sanatçı gibi çok zor yetişen değerlerin korunması ve desteklenmesi her anlamda müreffeh bir yaşam için çok elzemdir. Bilindiği üzere bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda ve üniversitenin temel değerleri doğrultusunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere Fahri Doktora ünvanı verilmektedir. Bu minval üzere Senatomuz, şair Cahit Koca'ya bu değerli ünvanı layık görmüştür. Efendim, programımıza sanatın vazgeçilmez olan bir başka dalında seçkin örnekler dinleyeceğiniz bir ziyafet ile başlamak istiyoruz. 3. Selim'in Pesenliği'de saz semaisi, Tamburu Cemil'in Ferah Beza saz semaisi, Nedim Ağa'ya ait Sultan-ı Yegah saz semai ve Bilmen Şen'in Sultan-ı Yegah makamındaki bir şarkısı Al Sazını Sen Sevgileceğim adlı eserleri, aynı zamanda üniversitemiz öğretim elemanları olan sanatçılarımızdan dinleyeceğiniz Türk musikisi eserlerini icra etmek üzere değerli sanatçılarımızı sahneye davet ediyorum. Thank you.
Thank you.
Efendi Fahri Doktora törenine hemen geçmeden önce sizlere değerli şairimiz Şahit Cahit Koyta kısa biyografisini seslendirmek istiyorum. Türk şiirinin özgün sesi Cahit Koyta, 29 Ocak 1949'da Erzurum Taş Mescit Mahallesi'nde dünyaya geldi. 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelen Koyta, çocukluk ve ilk gençliğine geleneksel aile yapısı içinde yaşadı. Doğal olarak onu kültür ve irfan bakımından besleyen ilk kaynaklar Erzurum'un bu dönemki kültürel atmosferine aittir. Koyta'nın ilk öğretmeni usta bir kunduracı olan, evin bacasını tüttüren, ümmi ancak irfan sahibi bir halk bilgesi olan babası Hakkı Koyta'dır. Koyta'nın edebiyat tutkusunu ateşleyen başka bir olayda ilkokul yıllarında edindiği ancak ödünç verdiği çocukluk arkadaşından geri alamadığı küçük bir şiir antolojisidir. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Koyta, yüksek öğrenim görmek için 1966'da Erzurum'dan İstanbul'a gelir. Koyta, sonraki yıllarda 3 çocuğunun da mezun olacağı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kaydolur. Üniversitenin kimya fakültesinden yüksek kimya mühendisi unvanıyla 1974 yılında mezun olur. Üniversite yılları Koyta'nın entelektüel kimliğinin oluşmasında son derece önemli bir süreçtir. Koyta'nın şiir yayınlama etkinliği fakülte yıllarında başlar. Basılan ilk şiiri Eski Sofra, Dirilişin Şubat 1970 tarihli 5. sayısında yayınlanır. İlk şiirinden bugüne kriter, yönelişler, kelime, yedi iklim, gergedan, defter, dergah, kayıtlar, kaşgar, kitaplık, hece, anlayış, İstanbul bir nokta, Türk edebiyatı, Yasak Meyve, Mesel, Granada gibi edebiyat dergilerinde çok sayıda şiiri yayınlandı. Kimya mühendisi olarak kısa bir süre Ankara Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nde çalışan Koyta, İstanbul'a dönerek 1994 yılına kadar serbest ticaretle uğraştı. 1994-2008 yılları arasında özel bir televizyon kanalında Dış Kaynaklı Yayınlar Departmanı'nın kurucu müdürlüğü, Dış Alımlar Müdürlüğü gibi görevlerde bulunur. 2008 yılında emekli olarak şiire ve edebiyata daha fazla zaman ayırır. Koyta 1 Haziran 2009 ile 29 Nisan 2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde Yoksullar ve Siviller için Tezler başlıklı köşesinde birçok şiir yayınlar. Koyta'nın ilk kitabı 1990 yılında yayınlanan İlk Atlas'tır. İsrail'in 2008 yılı başlarındaki 21 gün süren Gazze kuşatması sırasında yazılan ve aynı coğrafyada yaşayan ve aynı peygamberin adlarını taşıyan Yusuf ve Joseph adlı çocuklara yazılmış iki mektubu içeren Gazze Risalesi 2009 yılında yayınlanır. Gazze Risalesi 2014 yılında İngilizce ve Arapçaya çevrilir. 2010 yılıyla okurlarının beklediği kitaplar arka arkaya yayınlanmaya başlar. 2010 yılında Yoksulların ve Şairlerin kitabının 3 cildi yayınlanır. 2011'de Yeni Başlayanlar için Metafizik, 2012'de Cazın Irmakları, 2013'te Ölüme Çare ya da Şen Maneviyat, 2014'te Dudakta Bekletilen Şarkılar adlı şiir kitapları yayınlanmıştır. Yayıma hazırlanmış kitapları ise sırasını beklemektedir. Kendisini şiiri de sayarsak, 9 çocuk atası bir aksakal olarak tanımlayan Cahit Koyta, aynı zamanda Arapça, İngilizce ve Fransızcadan yaptığı çevirilerle de Türk kültürüne ve edebiyatına katkıda bulunmuştur. Çevirileri Tagore'dan Halil Cibran'a, Frantz Fanon'dan Muhammed Esed'e, Ebul Faz İzzet'ten Ebul Ala Mevludi'ye kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Muhammed Esed'in meal tefsiri Kur'an mesajını Ahmet Ertürk'te çevirir. Lübnan asıllı Arap şair Halil Cibran'ın Tanrı Elçisi, Gezgin, Kaçık, Kum ve Köpük, Yeryüzü Tanrıları, Öncü, Gözyaşları ve Kahkahalar, Vadinin Perileri, Gece ile Sabah Arasında, Gönlün Sırları, Baş Kaldıran Ruhlar, Kırık Kanatlar adlı yapıtlarını çevirdi. 1913 Nobel Edebiyat Ödülünü alan ve Bengal Edebiyatı'nda büyük romantik çağ başlatan öncü şairlerden Rabindranath, Tagore'un Veda Şarkısı, Gitanjali ve Ayın Bitmeyen Çocukluğu adlı yapıtlarını Türkçe'ye çevirdi.
Frantz Fanon'un ırkçılık karşıtı Pinot Masculange adlı yapıtını Siyah Deri Beyaz Maske adıyla Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Kortak, 1988 yılında yayınladığı bu çeviriyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın mütercimi ödülüne layık görüldü. Ebu'l-Ala Mevdudi'nin Kur'an-ı Kerim'de Dört Terim adlı yapıtını ve Muhammed Esed'in Mekke'ye Giden Yol adlı otobiyografisini çeviren Kortak, güzel şeyleri şiire dönüştürerek yaşamını sürdürmektedir. Ve efendim, Fahri Doktora törenine geçiyoruz. Senatomuzun aldığı kararı sizlere seslendiriyorum. Estetik hazın ve veya farklı ideolojilerin edebi düşünceye tahakküm ettiği postmodern dünyada, Türk şiirine dünyayı açık uçlu olarak yeniden yorumlama imkanını göstermesi ve hem şairi hem de okurlarını yüzleşme etiği bağlamında özgürleşme ve sorumluluk üstlenmeye davet çabalarından ötürü şair Cahit Kortak'a Üniversitemiz Senatosu'nun 16 Ekim 2014 oturumunda aldığı karar ile Fahri Doktora unvanı verilmesi kararlaştırılmıştır. Ünvanın kabulü için şair Cahit Kortak'a sahneye davet ediyorum. Ünvanın takdimi için 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hüseyin Akın'ın sahneye davetimi arz ederim. Değerli şairimiz Cahit Kortak'ın o çok güzel şiirleri üzerine konuşmak üzere bir panelimiz olacak ve değerli bilim adamlarımız bunların içinde bekliyorlar. Ben panel başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Dinçer Ateş'i panelistleri davet etmek ve panel yönetmek üzere yerlerine davetimi arz ediyorum efendim. Selamünaleyküm. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Sayın Bakanımızın programında olmasına rağmen eşlik etmek zorunda olduğu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin ve misafirlerinin Gaziantep gezisi nedeniyle
burada olamamaları nedeniyle hem selamlarını iletmiş olayım hem de kendilerine, değerli dostuna muhabbetlerini iletmiş olayım. Doğrusu panel başkanlığından haberim yoktu. Ben de sizin gibi şimdi öğrendim. Ancak şeref duydum. Teşekkür ederim. Fazla lafı uzatmadan hemen değerli panelistleri buraya davet edeyim. Benim için ayrıca bir onur. Profesör Doktor Şaban Sağlığ'ın öğrencisi olmaktan her zaman onur duymuşumdur. Kendisi panel konuşmacılarımızdan bir tanesi. Şaban Hocamı buraya arz ediyorum. İkinci olarak Sayın Doktor Mustafa Bal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünden Mustafa Hocamı buraya arz ediyorum. Necmettin Hocam, Sayın Doktor Necmettin Türenay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden kendisini de sahneye. Mayıs Üniversitesi'nin değerli rektörün nezdinde senatoyu Cahit Koytağ'a Fahri Doktora verme payesini kendilerine aldıkları için tebrik ediyorum. Müsaadenizle ilk panelistimiz peki özür dilerim, bir panelistimizi eksik söylemişiz. Sayın Yavuz Güneş, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Üniversitesinden evet, ilk sözü değerli hocam Şaban Sağlığa. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle burada bir hatıramı da paylaşmak istiyorum. İki değerli insan da aramızda. Kendisinin asistanlığını yapma şerefini yaşadığım çok değerli hocam Mustafa Özbalcı Bey burada aramızda. 90'lı yıllarda asistan olarak göreve başladığımızda kendisiyle sohbet ederken bir gün bana demişti ki sen okuduğun kitapların dışında dergileri takip ediyor musun falan demişti. Ben de bir tane dergi söylemiştim. Demişti ki yetmez. Sen şu anda yayınlanan, Çağdaş Türk Edebiyatı'nı temsilen yayınlanan bütün edebiyat dergilerini mümkün olduğu kadar takip etmelisin demişti. O yıllarda ismini gördüğüm bir isim şairdir Cahit Koytak. Orada sesi, şiirdeki edası bana farklı gelmişti. Sonra hocama sorduğumda demişti ki Üstad Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'nde de yazmıştır şiirlerini. O eski sayılarını bulduğumda o yıllarda Cahit Koytak ismiyle tanışmıştım ve o günden beri peşindeyim. Bugün bir şairi kendi yüzüne karşı anlatmanın zorluğunu da herhalde tahmin ediyor olmanız gerek. Şimdi bir şairi onun yüzüne karşı anlatmanın zorluğu bir tarafa, Çağdaş Türk Edebiyatı'nda bu büyük ismi, evet tırnak içinde söylüyorum, bu büyük ismi, büyük şairi nereye oturtacağız? Ben çok kısa bir değerlendirme, genel anlamda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hatta kendisinin bir şiir kitabının ismi olan Yeni Başlayanlar için Metafiziği de ben konuşmama başlık olarak analojik bir yolla seçtim. Dedim ki Yeni Başlayanlar için Cahit Koytak. Cahit Koytak'ı yeni tanıyanlar için Cahit Koytak olarak konuşmamın ismini belirledim. Türk düşüncesinin modern zamanlardaki en önemli şairi olduğu kadar en önemli mütefekkirlerinden saydığımız Üstad Necip Fazıl Kısakürek
insanın ve toplumun problemsiz yaşayabilmesi için iki kelimeyi kod olarak, şifre olarak seçer. Bilirsiniz, bu kelimelerden biri iman, diğeri aksiyon kelimelerdir. Nitekim çıkarmış olduğu o Büyük Doğu Dergisi'nin logosunda da bu iki kelime yer alır. İman ve aksiyon. Şimdi iman ve aksiyon nedir, neyi temsil eder? Ta lise yıllarında münazaralarda tartışmalar olur. Mesela kalem mi, kılıç mı anlamında. İman kaleme denk gelen bir sembol. Aksiyon ise silaha, kılıca denk gelen bir sembol olarak söyleyebiliriz. Şimdi Necip Fazıl'ın bu iki şifre kelimesi kendisinin şiirleri dışında yazmış olduğu pek çok yazıda da karşılık bulur. Şunu hiç unutmuyorum. Diyordu ki Necip Fazıl bir yazısında bu iki önemli figürü ifade ederken, işte diyor, Osmanlı Devleti'ni kim kurmuştur? Şeyh Edebali mı? Yoksa Osman Gazi mi? Veya soruyor, yoksa biri iman biri aksiyonu mu temsil ediyor? İkisinin birlikteliği mi? Veya İstanbul'un fethinden bahsederken İstanbul'u fetheden Fatih midir yoksa Akşemseddin midir gibi böyle pek çok örnekler veriyor. Şimdi bu iki önemli kavram, iman ve aksiyon kavramlarını yaşadığımız dünyaya ve medeniyete tercüme edersek, Batı medeniyetinde imanın karşılığı olarak aşağı yukarı felsefeyi ve felsefecileri anabiliriz. Aksiyonun karşılığı olarak da siyasi erki ifade edebiliriz diyoruz. Şimdi bizim Türk İslam medeniyetinde, Doğu medeniyetinde ise batılı anlamda bir felsefe, batılı anlamda bir filozof olmadığı için biz o işlevi, o fonksiyonu şairlere yüklemişiz. Evet, bizim şairlerimiz, özellikle tarihimizdeki büyük şairler aynı zamanda şair olmanın ötesinde bir filozof, bir felsefe ihtiyacını gideren büyük figürler olarak karşımıza çıkar. Tabii bunun epistemolojik, felsefi, bilimsel niteliği tartışılabilir. Mesela dünyada batılı bir kişi Marksizmi Marx'tan ve Hegel'den öğrenirken biz Nazım'dan ve Kemal Tahir'den öğreniriz. Yine aynı kişiler mesela İslam'ı öğrenmek isterlerse en temel kaynak Kur'an'a yönelebilirler. Biz ise Akif'e yöneliriz, Necip Fazıl'a yöneliriz. Ve yüzyıllardan beri Mevlana'nın okunması, Yunus Emre'nin gündemde olması boş bir şey değil. Aynı zamanda mesela çok değerli şair Cahit Koytan'ın da hemşerisi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, büyük bir ilim insanı olmanın dışında çok usta da bir şairdir. Bunu hatırlatmak isterim. İbn-i Sina için geçerli veya diğer büyük doğru figürler için geçerlidir bu söylediklerimiz. Şimdi eski Türk kültüründeki şair ve şiire baktığımızda burada olan edebiyat öğrencilerimiz bilirler, bunları mutlaka okumuşlardır. İşte Ozan, Baksı, Şaman falan. Bunlar aynı zamanda hem doktor, hem aydın, hem bu hemler bitmiyor. O kadar çok büyük fonksiyonları var ki bu şairlerin. Özellikle şairlere bu anlamda felsefeci, entelektüel bilim insanı vesaire. Yani teorik olarak bugün modern dünyada bölünmüş, parçalanmış her bir alanın bir uzmanı var. Oysa eski medeniyetlerde bunu adeta şair kimliği de dahil olmak üzere böyle bir figür kendi bünyesinde topluyordu. İşte Cahit Koyt'a bir geleneğe bağlamak gerekiyorsa ben bu geleneğe uygun düştüğünü ifade edebilirim özellikle. Çünkü şiirlerini okuyanlar bilirler, sadece çok güçlü bir şiir örnekleri, insana estetik haz veren şiir örneklerinin dışında tarihi, coğrafyayı, dini, ahlakı, velhasıl bütün sosyal bilimlerin, siyaset de buna dahildir, diplomasi de buna dahildir. Bütün bu alanlarla ilgili geniş bir dünyayı Cahit Koytak'ın şiirinde bulabilirler. Cahit Koytak sadece bu şiirleri yazmakla kalmıyor. Bir aydın figürü için, herhangi bir aydın figürü için tespit edeceğimiz dört kavram vardır. Dört kavram. İşte hepsi de T sesiyle başlar eskiler. İşte tahlil, tenkit, teklif gibi kelimeler. Bütün bunlar Cahit Koytak şiirlerinde vardır. Tenkit eder, tahlil eder,
teklif eder satır aralarında ama bunu açık ve didaktik bir dille yapmaz Cahit Koytaş. Yani bu geleneğe bağlayabiliriz Cahit Koytaş. O yüzden ona herhangi bir şair değil, aynı zamanda mesela eski Türklerde aynı zamanda doktordu şairler, ozanlar, baksılar. Mesela Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de kamlarla hekimleri bir tutmuş, ikisini de insanlar için yararlı işler yapan kişiler olarak nitelendirmiştir diyoruz. Şimdi böylesine bir yere bağladığımız, böylesine büyük bir geleneğe bağladığımız ki modern zamanlarda yaşamış olmasına rağmen bu geleneği modern temsilcisi olarak ifade ettiğimiz Cahit Koytak, genel anlamda ifade ettiğimizde yeryüzünde üç tane büyük sesten bahsedebiliriz. Birinci ses vahyin sesidir, Tanrı'nın sesi. Kutsal kitaplar aracılığıyla insanlara Tanrı'nın ulaştırdığı mesajlar. İkinci ses peygamberler olarak ifade ettiğimizde üçüncü sesi şüphesiz şairler oluşturuyor. Ve yer yer ikinci sesle üçüncü ses birbirine karışır. Nitekim bizim modern edebiyatımızda mesela Ahmet Haşim şairin işlevini, şairin sözlerini, Resullerin sözleri diye nitelendirerek ikinci sesle üçüncü sesi bir arada değerlendirmiş olur diyoruz. Bu manada mesela Cahit Koytan şöyle bir cümlesini almak istiyorum. Diyor ki, her yer şiirle dolu, ayetle dolu. Çoğu şiirimde bir fikri sabit olarak belirttiğim gibi biz onun, yani Allah'ın çırağıyız. Sonra kalfasıyız, usta odur. Böyle düşünerek şair olunabileceğini hissettim. Her ne kadar Cahit Koytak bir şiirinde, çok sevilen bir şiirinde ben yokum, beni karıştırmayın dese de bir şiirinin ismi böyle, esasında var, Cahit Koytak var var, her şeye karışıyor. Her işe burnunu sokuyor. Bunu olumlu anlamda söylüyorum. Nitekim şu o şiirin son dizeleri şöyledir, bilirsiniz. Vıdı 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 vıdı. Bunca lafı nereden buluyorsunuz? Bunca vakti kimden çalıyorsunuz? Aman ne çok şey biliyorsunuz. Aman ne çok şey biliyorsunuz. Teninize düşecek kurtlardan çok, beyninizi yiyecek kurtlardan çok kabirde. Kesiyorsunuz, biçiyorsunuz, liflerini ayırıyorsunuz sözü. Yalanıyla, gerçeğiyle, çiğnemeden yutuyorsunuz. Sonra ve kusuyorsunuz. Sindiremediklerinizi önünüze, önümüze. Yeter ama yeter. Ölüler içinde, diriler içinde. Ayıp. Çünkü bakın, Tanrı konuşmak için sizin susmanızı bekliyor. Cahit Koytak, biraz önce bağlamaya çalıştığımız gelenekte hepiniz bilir, yine büyük medeniyetlerin büyük temel zemin metinleri vardır. Bunların başına da kutsal kitaplar gelir. Cahit Koytak kurmuş olduğu şiirin zeminine en başta Kur'an-ı Kerim'i koyuyor. Kur'an-ı Kerim onun için en önemli kaynaklardan biri. Kur'an-ı Kerim'de insanlara hitap ederken Allah-u Teala şu hitapları hepiniz bilir. Ya eyyühennas, ey insanlar, ey Ademoğulları, ey Nuh'un çocukları, ey cin ve insan topluluğu, ey kitap ehli, ey İsrailoğulları, ey kafirler, ey cahiller, sapkınlar, böyle devam ediyor Kur'an'da. Varlığa hitap ederken Allah-u Teala. Cahit Koytak şiirinde bütün bu hitaplara muhatap insanları görürsünüz. Yani bütün Kur'an'daki kime hitap edilmişse bütün bu varlıklara hitap ettiğini görürsünüz diyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'deki estetik, teknik özelliklerini de Cahit Koytak taklit mi diyelim, onu yeniden inşa mı eder diyelim, şiirinin estetik bir kaynağı olarak yeniden içselleştirir onu. Sadece bir örnek vermekle yetineceğim. Mesela Cahit Koytak'ın şiirlerinde bazen tasvirler yer alır. Özellikle Kur'an'ın mealini okuduğunuzda oradaki cehennem tasvirlerini birebir andırır. Yani Cahit Koytak oradaki tasvirlerinde Kur'ani tasvirleri birebir güncellemiş ve modern şiire bir estetik malzeme olarak adapte etmiştir diyoruz. Yine ikinci sesle ifade ettiğimiz Peygamberimizin söylem biçimini, sünnetini, hadislerini de Cahit Koytak'ın şiirinin satır aralarında görüyoruz.
Mesela hepiniz bilir, Peygamberimiz bir sözü söylerken önemine binaen 3 defa tekrar ederdi. 3 defa o sözü tekrar eder. Cahit Koytan şiirlerinde bazı mısraların, bazı söyleyişlerin 3 defa, defalarca tekrar edildiğini görüyoruz. Edebiyat terminolojisinde biz buna leitmotiv deriz. Ve çok önemli bir şiir estetiği terimidir bu. Ve had safhada şiirlerinde karşımıza çıkıyor. Şimdi nasıl ki kutsal kitaplar reel ve politik olan, güncel olan olayları içerir, onları yorumlar, onlarla ilgili değerlendirmeler yaparsa, Cahit Koytak da reel ve politik olayları, yani içinde bulunduğumuz çağ bütün boyutlarıyla, sadece coğrafyamızla ilgili değil, bütün küresel anlamda, dünya ölçeğinde değerlendirir. Şimdi bazı örnekler vermek gerekirse, yani hiçbir çarpıcı olay yok ki çağdaş şiirde, çağdaş dünyada Cahit Koytan şiirine girmemiş olsun. Biraz önce sunucu arkadaşımız biyografisini okurken de söyledi. 2008'de vuku bulan İsrail'deki katliam üzerine yazdığı Gazze Risalesi. Gazze olaylarını 2008'de, 2 ay önce de, 2-3 ay önce Ağustos'ta da o katil devlet tekrar mağlup ülkeye saldırıda bulundu, Gazze'ye. Burada da Joseph'e mektup, yani Gazze Risalesi'ne ek olarak bu şiir yayınlandı. Yine Türkiye'nin yakın tarihine şöyle kısa bir göz attığımızda, 28 Şubat sürecinin o antidemokratik günlerinde, askeri vesayetin tüm hızıyla hissedildiği günlerde, o anı yansıtan "Generaller Niçin Sokağa Çıkamaz" şiirini okuduk Cahit Koytak'ta. Onun dışında geçtiğimiz yıllarda bir talihsizlik sonucu Uludere'de katledilen 34 tane vatandaşımızın ölümünün ifadesi de Cahit Koytak'ın mısralarında karşılık buldu. Hatta en son Soma faciasını yaşadık Mayıs ayında. Bunun için bile "Enternasyonal" adlı şiiri kaleme almıştır. Yani Türkiye'nin yakın tarihini Cahit Koytak'ın şiirlerinden takip etmek, okumak, yorumlamak mümkündür diyoruz. Sürem var mı başkan? Şimdi Cahit Koytak'ın genellikle güncel olan ve milli olan, yerel olan, bizim Türk İslam kaynaklarına vukufiyetini söyledik ama bu söylediklerime bakarak onu sadece bir coğrafyanın, bir medeniyetin şairi olarak görmememiz gerekir. Esasında o Türk ve dünya edebiyatının en temel metinlerini ve şahsiyetlerini şiirlerinde içselleştirir. Mesela William Blake ile Niyazi Mısri'yi aynı şiirinde buluşturur. Aynı şiirinde bir araya getirebilir. Yine güncel olaylardan biri olan Suriye meselesini "Ağlayan Suriyeli" adlı şiirinde görebilirsiniz. Yine Filistin üzerine Filistinli Gangster şiirinde, yani o kadar çok şiiri var ki güncel olayların her birini, kimi hani köşe yazarları güncel olayları köşe yazılarını dile getirirler. Biraz önce arkadaşımız yine söyledi, Cahit Koytak köşe yazılarını şiir biçiminde yazan bir isim. Böyle bir özelliği de var. Yani bir gazetede köşe yazarlığı yapıyordu ve o köşesinde yazdığı her yazı bir şiir idi. Ama çok kaliteli, çok değerli bir şiir olarak ifade ediyoruz bunu. Mesela burada biraz önce şunu söylemeye çalıştık. Cahit Koytak bir aydın olarak tekliflerini şiirlerinin satır aralarında yapar diyoruz. Mesela Joseph'e mektupta şu mısraları okumak istiyorum izninizle. Buradaki teklifleri şiir diliyle nasıl yaptığını görün. Yani 2000 şu kadar yıl onca yolu teptikten, onca acı çektikten sonra senin Filistin'e, atan İbrahim'in yurduna, baba ocağına dönüşün tanklarla, toplarla, ölüm kusan uçaklarla değil, 40 deve yükü bilgiyle, 40 deve yükü irfanla, 40 deve yükü erdemle olabilirdi pekala diye devam ediyor. Bu mısralarda müthiş bir teklif, neyin teklif edildiği, neyin yüceltildiğini de görüyorsunuz. Cahit Koytak sadece böyle küresel olaylarla, siyasal olaylarla ilgilenmiyor. Dikkatimi çeken özelliklerden biri, günde 5 vakit okunan ezanı maalesef bazı müezzinler insanın kulağını tırmalayan, insanı rahatsız eden bir gürültü şeyine dönüştürüyorlar.
Yani o güzellik ses, o güzel ezan, ezan ulviyetini yitirip bir gürültüye dönüşüyor. Buna da kayıtsız kalmamış. Bir örnek olsun diye veriyorum. Müezzinlere kuyumculuk dersi adlı şiirde bunu ifade etmek mümkündür diyoruz. Biraz önce Cahit Koytan temel kaynaklarının başında Kur'an terminolojisi ve Kur'an söylemini ustaca güncellediğine dair bir şey söylemiştik. Burada uzun bir metin. Mesela örnek ahiret soruları diye bir metni var ki hepinizin okumasını isterim. Birkaç şey okuyayım. Soru: cennetin atık su kanalında ne akar? Cevap: petrol akar, kirli para, likit, vicdan, kan, iril. Soru: peki cennetin atık su kanalında kimler yaşar? Lağım fareleri yaşar, tenyalar, solucanlar, zehir tacirleri yaşar, silah tüccarları, suç baronları ve onların kamudaki uçları diye devam edip gidiyor. Evet, bu genel manada hem Türk ve İslam kaynaklarına, temel metinlerine olan vukufiyeti, hem de dünyanın en temel klasik metinlerine, büyük şair ve yazarlarına olan vukufiyetini ustaca şiirlerinde bir araya getiren Cahit Koytan, bu anlamda yazdığı şiir kitapları vardır. Bunun isimleri ve ilgi alanları da önemlidir. Şiir isimleri, şiirlerinin neyle ilgilendiğini ifade ediyor. Bir tanesi Caz'ın Irmakları'dır. Caz'ın Irmakları şiir kitabı. Özellikle biliyorsunuz caz bizi Afrika halk müziği ve onun blues diye ifade edilen zenci arabeski mi diyoruz caza? Blues'a da zencilerin türküleri dediğimizde ve zenci göstergesinin dünyada neyi ifade ettiğini, ezilenlerin, itilmişlerin, kakılmışların, horlanmışların küresel anlamdaki bir imgesidir zenci. Bu kitabında bunları fazlasıyla görüyoruz. Caz'ın Irmakları. Bahsettiğim söylem biçimiyle beraber yer alır. Bir diğer kitabı mesela Dudakta Bekletilen Şarkılar. Kitabının her bölümünü bir şarkı olarak nitelendirir Cahit Koytak. Yine yayınlanan ilk kitabıdır. İlk atlas var. Atlas göstergesine dikkatinizi çekeyim. Harita anlamında, değil mi? Harita olarak kullanırız ve şiirinin haritası, şiirinin coğrafyası oldukça şeydir, geniştir diyoruz. Ölüme Çare ya da Şen Maneviyat, işte yeni başlayanlar için metafizik, zaman olsa bunlarla ilgili daha ayrıntılı şeyler söyleriz. Özellikle 3 cilt halinde yayınlanan Yoksulların ve Şairlerin kitabı son derece önemli, son derece güncel değerler içeriyor diyebiliriz. Evet. Biraz önce söylendi. Burada bu söylenenlere bakarak bir yönünü daha aydınlatmak istiyorum. Kendisiyle yapılan bir mülakatta hani bizim aydınlarımız, bizim medyamız çoğu zaman insanlara damga yapıştırmayı, onları yaftalamayı çok marifet zanneder. Cahit Koytak bu söylediklerimden yola çıkarak şey zannedilmesin. Yani İslamcı, klasik bir İslamcı şair. Kendisi şunu söylüyor: İslamcı şair değilim gibi bir ifadesi var. Bu söz bana şeyi hatırlattı. Mehmet Akif Ersoy'un da çok yakın dostu olan değerli şair Süleyman Nazif bir konuşmasında, bir daha doğrusu bir yazısında şöyle bir şey söylüyor. Son derece ilginç. Bizim batıdan aldığımız terimleri, terminolojiyi nasıl yanlış yerde kullandığımızın ifadesidir. Hani biz batıdan ideoloji adlarını alıyoruz, Türkçeleştirirken mantığı ve kültürel kodlarımıza uymadığına bakmıyoruz. Diyor ki Süleyman Nazif, bir diyor karpuz aynı zamanda karpuzcu olamaz. Bir domates aynı zamanda domatesçi olamaz. Böyle devam ediyor. Bir ayakkabı aynı zamanda ayakkabıcı olamaz. Devam ediyor, diyor ki bir Türk de Türkçü olamaz. Bir Müslüman da İslamcı olamaz. Yani olması için onun dışında olması lazım. Benim aklıma bunu getirdi ve o anlamda İslamcı değil, bizzat Müslümanım. Bu ülkenin insanıyım, bu kültürün bireyiyim anlamında yorumlayabiliriz. O itirazını değerli şairim. Sonuç. Sonucu okuyayım en azından. Şimdi her sözü şiir olan bir şairle karşı karşıya değerli arkadaşlar. Cahit Koytak şiiri yatay ve dikey, yani coğrafi olarak ve tarihsel olarak oldukça, coğrafi olarak geniş, tarihsel olarak oldukça derin
anlamlar içeriyor. Bu manada o ulus devletin şiirini değil, büyük İslam medeniyetinin şiirini yazıyor. Ama bunu emperyal amaçla değil, fetih kavramıyla ifade edeceğimiz bir dünyada yazıyor. Cahit Koytak farklı medeniyet ve kültürel unsurları şiirlerinde ustaca bir araya getirir. Az önce Niyazi Mısri ile William Blake'i bir araya getirdiğini söyledik. Şu şiir adı size çok şey söyleyecektir. Daktilo kızın ölümü üzerine caz için nihavent. Burada kaç ayrı sosyolojik unsur bir araya gelmiş. Yani nihavent ve cazı aynı şiirde, aynı dünyada bir araya getirmiş diyoruz. Evet, bir aydının bunu söyledik. Modern zamanlarda küçülen insan, yani bireyleşen, ki modernizm insanı bireyselleştirmiştir, bireye indirgemiştir. Modern zamanlarda küçülen insan, şairin de işlevsizleşmesine sebep olmuştur. Gerçekten Türkiye'de şairin işlevini unutmuş, konuşmamın başına vurgulamaya çalıştığımız çok büyük bir aydın işlevinden unutulmuş. Bugün şiir kitapları çok az satılıyor, kimse farkında olmuyor falan. Cahit Koytak adeta Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü'nde yer verdiği binbir başka kartını nasıl taşır Kanarya mısrasındaki sorumluluğu yerine getiriyor. Onu tekrar bize hatırlatıyor. Yani modern zamanlarda küçülen, unutulan şairin işlevini hatırlatarak onu tekrar sen Resulsün, peygambersin, sen aydınsın demeye varan bir şaire yeni bir rol, yeni bir alan açan bir şairdir diyoruz. Evet, normalde şiir kitapları çok ince hacimsiz olur. Burada Mevlana'nın bir sözü var. Değerli kardeşim Dursun Arif Tökel bunu her konuşmada dile getirir, der ki söz kısa olmalı der. Mevlana Allah'tan uzun olsa deseydi. Ne yapardı? Mesnevi 6 cilttir. Yani diğer kitaplar o kadar şey ki. Hiçbir kitabı 300 sayfadan aşağı değildir diyoruz. En küçük kitabı da Gazze Risalesi'dir diyoruz. Kusura bakmayın daldan dala atladım. Şimdi süre az, hakkında konuşulacak şair derin ve şiir kitapları çok fazla olunca konuşmamı burada kesmek durumundayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. 1990 yılında ilk Atlas kitabı çıkmıştı Sayın Cahit Koytak'ın. Ama o kitap bütün baskıları tükenmişti. 2005 yılında burada bir lisede hocalık yaparken arkadaşlarımızla beraber elimizde ilk Atlas'ın fotokopileri vardı. O fotokopilerden öğrenciler o kadar çok haz aldılar ki sonra hocam şimdi bir şey yazmıyor bu dediler. Biz bunun üzerine dergilerde yayınlanan şiirleri korsan yolla biriktirip, bastırıp, bir çeşit kitap haline getirip çocuklara dağıtmıştık. Üstadım oradan bir helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Sonra sağ olsun okuyucuyu çok fazla bekletmeden biriktirdiği bütün şiirleri bir simyacı gibi dokunduğu şeylerden şiir yapmayı başaran bir şair olarak bizim çağımıza hediye etti Cahit Koytak. Allah uzun ömürler versin. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel bekleriniz ve konuşmanız için. Necmettin Türünay hocama söz vereceğim. Kendisi Türk Edebiyatı'nın ve yayın hayatının önde gelen isimlerinden bir tanesi. Okuyacağı, daha doğrusu konuşma yapacağı panel konusu Cahit Koytak ve şiiri üzerine olacak. Cahit Bey hakkında şifahi olarak konuşmak istiyordum. Fakat elimde bir metin var. Cahit Bey kendisini bu metin vasıtasıyla anlatmaya çalışacak. Biz Cahit Bey'i nasıl görüyoruz? O şekilde olacak yani. Necip Fazıl'ın örtün üstüme, örtün senin karanlıkları, İçimde bir mısrası var. Sanıyorum kaldırımlar şiirinde geçiyordu bu mısra.
muayyen olandan, gündelik hayatın bitmez tükenmez ayrıntılarından bıkmış şairin bir nevi inziva arayışı gibi bir ihtiyaçtan doğan insan. Buna yol açan da veya bunun sebebi de dış hayat gösterilerini gündelik şairin kendi benim üzerinde yoğunlaşmasına, kendi benim üzerine yoğunlaşmasına engel teşkil. Dolayısıyla gözün görmediği, kulağın işitmediği, ebedi bir sükunet arayışı olarak düşünebiliriz bu sırayı. Kendisiyle, kendi beniyle baş başa kalmak gibi bir arzu. Dış alem yerine kendi iç alemini, alemiyle meşgul olmak, buradan da ihtiyaç duyduğu yüksek tapınlara, yani asıl olan şiire vermek gibi bir arayış. Zülfü Bazık şiirini tanıyanlar, onun buna benzer daha sayısız mısralarıyla karşılaşırlar. Dolayısıyla yukarıdaki gibi mısralar, yani ona ait her parça, bizi bu şiirin bütününe taşıyan birer kılavuz üretmen. Nitekim öyle nasırlar da vardır ki, onların herhangi bir karakteristik bir cümlesi o büyük usluklardan bir nişanlı gibidir. Kendilerine büyük bildiğimiz şairlerin mısraları da bütünüyle böyledir. İşte kendi eserlerinin bütünü içerisinde çok sağlam bir iç mantığı örgüsü bulunan şairler ve nasırlar arasında son dönem Türk şiir içerisinde en çok dikkat çeken isim bu arkadaşımız olmuş, Cahit Koydur. Bu fark nerelerden ileri geliyor? Bunu hakkında çeşitli şeyler söylemek mümkün. Fakat bu şiirin, bu şiirin özgün alemin yapısını bir üniversitenin fark etmesi ve ilk defa böyle bir şaire doktora tercih etmesi hem şairimizin buna hakkı var, liyakatı. Fakat burada üniversitemizin gösterdiği ferasetin de ileri görüşlüğü de takdirden geri kalmamak gerekiyor. Onun Uluslararası Üniversitesi'nin değerli rektörünü ve bu karar alan arkadaşların bizimle teşekkür etmek ihtiyacım duyuyorum. Dediğim gibi günümüz Türk şiirinde bu özelliği, bu seviyeye haiz bir sanatçı var. O henüz kendisi üzerinde ortak kanaatle edebiyat yazısında kendisi hakkında ortak kanaatler oluşmasa bile bu isim Cahit Koydur'dan başkası değil. Yıllardan beri parça parça okuduğumuz şiirleri ya da topluya yayınlanmış eserlerin birden geçirilmesiyle ulaşılan bir sonuç. Söylemek gerekir ki Türk şiirinin en farklı, en özgün şiir muhtevası ve kendine mahsus imge kullanımlarıyla en bakir şairi olarak karşımızda Cahit Koydur. Diğer bir husus, Cahit Koydur'dan da şiirinden söz etmek İlk anda o kadar kolay değil. Çünkü yaşadığımız sanat edebiyat mevzularında karşılaştığımız biri değil. Ortak bir sosyete içerisinde sosyeteye iştirakı yok. Ne bir cümlesi tedavülde dolaşıyor ve de sanat ve edebiyat kamuoyu tarafından onun hakkında edinilmiş henüz ortak bir kanaat söz konusu değil. Yani şair ve sanatçıların teşkil ettiği ortak zeminlerde pek tesadüf etmiyoruz Cahit Koydur'a. Daha ziyade bir inzivalı yaşıyoruz. Bu bakımdan meydanda şiiri var fakat kendisi yok şair. Eski zamanların şairleri de biraz böyleydi. Yazıcısından, şiirinden, yazıcısından, söyleyicisinden şiir kopar, ayrışır, evrende dolaşır, kendine mahsus bir alem oluşturur. Artık onun şairiyle alakasını kurmak
bize düşen bir meşgale haline gelir. Dolayısıyla Cahit Baytak şiirini biz onun yazdığı yazılar, verdiği mülakatlardan değil, doğrudan doğruya eserleri üzerine yoğunlaşarak bu şiir hakkında algılamaları üretmek, mecbur etmek alıyoruz. Ancak bu söylediklerim Cahit için söylenmesi gerekenlere ancak bir basamak taşıyor. Onun şiirinde kendinden söz eden, baktığı şeyleri anlamlandıran, benim sessizlikler arasında kopan feryatlardan, kıyametlerden haber veren özden kişi, acıcı bir duygu ile hemen bu Cahit Baytak demek gerekir. Çünkü Cahit Baytak şiiri kendini merkez alan, şairin kendini merkez alan, kendi biyografisinden, hayatından, hatıralarından yola çıkan, daha sonra kaybolmuş eski hatıralardan veya zamanlardan harekete geçen bir şiir değil bu. O daha çok bir gözlemci gibi, müşahit gibi, hayatta, tabiatta, kainatta örtük olan anlamları, tezatları, gizli dili yakalamaya kendini kurgulamış böyle bir hassasiyet merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Yani şiir onun dışında bir yerden, bu şiir şairin dışında bir yerden ve her yerden. Tabiat, tarih, bütün alem, çokları fark etmese de şiirle günü birlik yaşamanın ve başı sonu gelmez, vıdı vıdı konuşmaların arka planında sessizliğin dili olarak ifade edebileceğimiz daha farklı bir katman var ki oraya da bir cereyan eden her şey yoğun bir şiir mağması olarak karşımıza çıkıyor. İşte şair bu derin mağmayı keşfediyor ve şiir mağmak çıkıyor. Cahit Baytak'ın sanatı görünür genel geçer hayatının öte yakasına düşen o iklimden durmaksızın şiirler sağlıyor. Gündelik hayattan gelinmek. Orası öyle derin bir kuyu veya bir mesafesizlik alemi ki oradan buraya şairin döşediği kanallardan oluk oluk şiir boşanır. Boşanıyor ve asla kesinlikle uğramıyor. Uğrayacağı da benzemiyor. İşte ilgili şiirin akışındaki yüksek tazik Cahit Baytak'ı devamlı velûdiyette her an ve her gün yeni şiirlere icbar ediyor. Ve bu şiir durmasına gelir. Kuşkusuz çokları veya bazıları üretkenliğin bu derecesinden şikayet olmak. Çok yazıyor bu şair. Çok yazıyor. Yahya Kemal'e Tanpınar'a, Ahmet Haşim'e, Hilmi Yavuz'a, Ebu Bekir Eroğlu'na benzemeyen bu üretken, doğurgan şairi her bakımdan önemsemeliyiz. Necip Fazıl gibi, Mehmet Akif, Fazıl Üstü ve Arif Nihat Asya gibi kımıldadıkça şiir kabiliyet. Yazdıkça yazmasında büyük faydalar var. Çünkü bu şiir mevcut Türk şiiri bölümünün en farklı yanını teşkil ediyor. Ayrıca onda alelerde yaşantı, günümüzdeki yaşantı hikaye edilmediği gibi şiir dili ve muhtevası da bütünüyle farklı. Tanrı'nın celalli nefeslerini arada üzerinde hissediyor. İçimizi dışımızı ürpertiler, korkular kullanmaya başlıyor. Daha sonra bu şiir kısmen Necip Fazıl'ı Sezai Karakoç'u çalıştırıldığı olsa bile onlarla da fazla alakası yok bana. Kendi başına pek ve bağlısınmış. Kendinden yol olduğunca emin ilerliyor. Nitekim Yoruçakörü 70 sonlarından bu yana
hiç mi hiç sendelemedim şimdi. Kendinden de şüphe farklı farklı akımların peşine eklemlenmek gibi bir ihtiyaca kendini kaptırmak. Piyasadaki şiir temayüllerinle ben de tartışmalarından da asla etkilenmiyorum. Burada yatan husus, şuurun değil, şuur üstünün imkanlarıyla ancak kavranabilen yeni bir insan telakkisine erip ermediğimizde bir mesele. Bu gündelik aklın ve mantığın, türlü sosyolojik felsefi teorilerin ya da piyasada yaygın olan tepkici din tutumlarına bizi yükseltildiği bir seviye değil. Buralardan düşünceye verilmez. Bu derin bir Kur'an'ı duymak için ve hikmetimizden bağımsız düşmeyen yeni bir algı meselesi. İçimizde bastıra geldiğimiz, varlığından da hep emin olduğumuz velayete açık duran bir iddian var. Dolayısıyla insanı ve çevreyi, toplumu, mitolojiyi, insanlık tarihini yeniden okuyan ve duyan, bir çocuk saflığı içinde bakir, yeryüzüne henüz yenice adet etmiş bir ashab-ı kehf şaşkınlığı ile şair bize bugün algılamalarından veriyor. Cahit'in şiirindeki bu hali asla psikolojiyle karıştırmamak alelade korkular, acılı ayrılıklar, basit beşeri aşk terennimleri, yani şairin günübirlik psikolojisiyle alakası yok. Çünkü onun şiiri şairin alelade kişiliğinden açmazlarından yola çıkıyor. Ayrıca sahte, icat edilmiş paradokslar, içselliğe dönüşmemiş tutumlara hiç mi hiçbir vermiyor. Bireysel olanın, günübirlik olanın öfelerinden konuşuyor, insanlık adına duyurmuş, yerleri uygulayıp tutmuş, evrensel bir acı, varlığın hikmetinden korkmuş, sondan bir ruhları uyarmaya kendine vazife edilmiş bir sözmüş. Anlayacağınız bir şair bilge konuşuyor. Onun için bu şiir ne kadar bir şair dilinden tezahür ederse etsin, onunla sınırlı kalmıyor. Hemen bütün alemin ortak kendini düşünür. Neticede de hemen her söz ve imge kullanımı külli uyarmalara imzadan acı veren dili seviyesine yükselmekte geçiyor. İşte bu noktada da şair psikolojik bir varlık, yaralı bir bilinç olarak, psikolojik bir varlık, yaralı bir bilinç olarak algılanmıyor bizim nazarımızda. Eski yüzyılların büyük klasik şairleri gibi mitolojik bir heybet misal ediyor üzerimizde. Dolayısıyla bu şiir çoklarınca farkına varılmasa bile yüksek edebi hakikatleri hatırlatılan korkular, celalli tehditler ya da topluca ifade etmek gerekirse inzar ve uyarmalarla bu yüzden olmalı ki zaten bizim bastıra geldiğimiz bir yanımızı uyarmakta hareket etmişlikle geçirmiyor. Dolayısıyla şundan emin olun ve dikkat edin, ruh bu şiir. Biz ondan etkileniyor ve içimiz dışımız ürperdelerle doluyor. Dönüp okuma ihtiyacımız da işte oradan kaynaklanıyor. Ve bu şiir bu haliyle mevcut Türk şiirinde tamamen farklı bir eksende gelişmiş. Bugünkü mevcut Türk şiiri ağırlıklı kısmı itibariyle ikinci yeniden sürüklenen bir şiir. Cahit Bey kendisi nasıl düşünür bilmiyorum. Ama benim onun şiiri, aklım ve kanaatim
yine alırız. Bu kanalda ilerleyen ilk bir çatlama ve farklılaşma. Dolayısıyla gözünün ve kendine amaç. Bu şiir geleceğin Türkiye'leri arasında Necip Fazıl gibi Ümit'i Ahmet Ümit'i Anas gibi Fazıl Ümit'i Dağlar'ı gibi Sezai Karagoç gibi Türkiye'leri tarihinde gelecekte çok köklü bir yer dibine çekmeli. Buna ilk büyük şahitlerden birisi olarak bu üniversitenin Cahit Erdoğan'ın doktorayı bakımdan ziyaretçisiyle anlamlı olduğunu izah edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Geçen hafta şair Cahit Koytan, Gazze Risalesi adlı eserinin Yunus Emre Enstitüsü tarafından Arapçaya ve İngilizceye çevrilmesi münasebetiyle bir program yapılmıştı. Sayın Başbakanımızın da teşrif ettiği bir program. Cahit Bey orada Gazze Risalesi'nin tamamını okumuştu. Joseph'e mektupların da bir kısmını okumuştu. Doğrusu bir nasip gibi dinlerken bir taraftan da birinin getirip masaya çabuk bitirmesi için kağıt koyduğuna ne yazık ki şahitlik etmiştim. Bir defa olmayınca ikinci defa koymuşlardı. Ne yazık ki üçüncü defa koydular ve Joseph'e mektupların en son bölümü, o Joseph'i insanlığa davet eden bölümü o masada okunamamıştı. O zaman Sayın Bakanımızın metin yazarlarından Sedat Bey'le, o da şu anda aramızda, onunla birlikte oradaydık ve Sedat'a demiştim ki böyle bir program çok daha sınırlı bir camiayla yapılır. Keçiören Belediyesi'nin halkı, teyzeleri, amcaları illa da oraya davet etmesine gerek yok. Ve bunun uzunluğuna, kısalığına da bakılmaz böyle program. Tulunay Uğurlu da müziklerini yapmıştı o programı. Şimdi hepinizin affına sığınıyorum. Ben isterim ona onar dakika bir zaman verilmiş ama böyle programlarda ben habire kağıt veren adam olma rolünü müsaadenizle çok fazla üstlenmek de istemiyorum. Bu onar dakikanın sadece daha önce bildirildiğini hatırlatarak Necmettin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Mustafa Bağ, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi. Cahit Koytan, evrenselleştirilmesi ve evrensele bir mektup zannediyorum benim önümdeki nota göre isimli panelin konuğu panelini sunacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ve öncelikle bu salondaki özellikle tüm öğrenci arkadaşlarıma dikkatlerini buraya vermelerini istiyorum. İki hususta çok şanslı olduğunuzu size söylemek isterim. Birincisi, çok özel bir güne şahitlik ediyorsunuz. İkincisi, Sayın Rektör Profesör Doktor Hüseyin Akan gibi edebiyat sever bir üniversite yöneticiniz var. Ben bunun çok hususi bir durum olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki diğer üniversitelerin durumlarını gözlemlediğimde. Bu nedenle bu özel güne öncelikle beni davet ettikleri için hem Sayın Rektörümüze hem Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne, hem Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün pırlanta gibi iki asistanı Servet Gündoğdu ve Atiye Gülfer Kaymak'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şerefi ömrüm boyunca taşıyacağımı bilmenizi isterim. Bir İngiliz Dili ve Edebiyatı uzmanı olarak şair Cahit Koytak ve şiiri üzerine ne söyleyebilirim diye düşündüm. Aslında ne söyleyebilirdim demek daha doğru olur. Çünkü bu panelden haberdar oluşum ile şu an arasındaki zaman Cahit Koytak şiiri ile ilgili söyleyebileceklerim için yeterli değildi. Yine de belki cazın ve bluesun şiirinde bu denli etkili olduğunu söyleyen bir şair için Afrikalı Amerikalıların hayat hikayelerine gider, onların trajedisiyle Koytak şiirlerinde yer yer rastlanan trajik hissin ne kadar da ortak olduğunu söyleyebilirdim. Frederick Douglass'ın, Oladwa Ekwuanam'ın, Sojourner Truth'ın, Harriet Tubman'ın ümmilikle başlayan hayatlarının acının sunağında erdemli sözlere evrilişinin ve Martin Luther King'in kurguladığı rüya gibi barışçıl bir dünyanın Koytak şiirinin ortak ve önemli özellikleri olduğunu söyleyebilir.
Ve işte bu yüzden bu şairin cazı böylesine sevdiğini, cazın ırmaklarıyla suladığı okuru Sakarya'da, Fırat'ta, Dicle'de hissettirdiğini iddia edebilirdim. Cahit Koytak şiirinin düşüş öncesi halciliğin, ütopyacılığın, karşı ütopyacılığın ve apokaliptikliğin metafizik ummanında üzerinde defalarca yeniden doğduğumuz ve yaşadığımız adalar oluşturan bir dili olduğunu, bu aynı dilin adalarımızı sömürmeye gelenlere karşı koruyucu dualar eden bir özelliğinin de olduğunu savunabilirdim. Şiirlerinin kimi zaman mekanla boğuştuğunu, mezarın altını, cehennemi bile rahat bırakmayan epik bir tarafı olduğunu söyleyebilirdim. Hatta bir İngiliz filoloğu olarak bunu "Koytak's poetic world occasionally revisits the world of the classical epic" şeklinde de söyleyebilirdim. İngiliz romantik şiirini, onun hayal gücü fetişini, çocukluğa olan vurgusunu, tanrıya açılışını, kainatın yaratılışındaki zıtların birliği ilkesini, özneyle nesnesinin, şair ile şiirinin, bilgiyle nesnesinin birleşimini de idrak ediyor derdim bir de. Ve dokunduğu her şeyi şiire çevirmişinin çevreye rahmet ama kendi için belki de sevimsiz bir kara baht olduğunu, böylece Koytak'ın şiirin Midas'ı olduğunu da iddia edebilirdim. Veya klasik mitolojiden bir analoji kurar ve Cahit Koytak'ın Türk şiirinin annesi tarafından evden uzaklaştırılmış, benimsenmeyen bir garip ama mahir bir demir şiir ustası Hephaestus gibi olduğunu ortaya atabilirdim. Bir de Türkiye'nin hem doğulu hem batılı ve sınırlarının ötesinde de var olan kültürünün rengarenk hallerini coşkun bir dille resmeden Cahit Koytak, neden İrlanda'nın toprağını kazıp derinlerindeki kültürü ortaya çıkaran Nobel Edebiyat Ödüllü şair Seamus Heaney gibi okunmasın dünyada diye sorgulayabilirdim. Cahit Koytak'ın temalarıyla, kullandığı imgelerle, dert edindiği konularla mekanları, sınırları aşan, kimi zaman klasik destan tadında, kimi zaman binbir gece masallarındaymışız gibi bizleri uçuran şiirlerini çevirerek veya bu şiirler hakkında bir iki İngilizce makale yazarak Cahit Koytak'ın evrenselleşmesine katkıda bulunabilirdim. Ancak bir İngiliz edebiyat uzmanı olarak tüm bunları söyleyerek Cahit Koytak şiiriyle ilgili yapılabilecekleri, söylenebilecekleri şimdilik ertelemeliyim. Neden? Birincisi, bu kadar kısa sürede Cahit Koytak şiirini kapsamlı bir şekilde anlatmaya dilim dönmüyor. Affınıza sığınırım. İkincisinin birinciden daha özel bir sebebi var. Şöyle ki, Cahit Bey'e şiiriyle ilgili bir söyleşi teklif ettiğimde bana söyleşilerle değil, şiirini en güzel yine başka bir şiiriyle, ağaca, rüzgara, yağmura poetikaları sorulursa şiiriyle açıkladığını söylemişti. Ben de onun için düzenlenmiş bu panele kendisine akademik bir çalışmayla değil, kendi lisanında bir eserle hitap etmeye geldim. Gazze'li Yusuf'a 2008 yılında yazdığı mektuba Yusuf'tan gelen bir cevabı okuyacağım müsaadenizle. Doktor Sağlık konuşmasının başında şairin karşısında şaire kendini anlatman çok güç olduğundan bahsetti ama ben şimdi o güç durumu herhalde bir adım daha öteye taşıyorum hocam. Challenge accepted diyorum ve hocama sizlere ve Cahit Koytak'a bu şiiri ithafen okuyorum müsaadenizle. Gazze'li Yusuf'tan cevap. Türküleri Filistin kokan şair. Filistin artık modern bir şiir. Parça parça yeryüzüne yazıldı. Sen bir ses, ben bileyim ki en fazla bir harf zonda. Anestetik hissizliğin rengi atmış bu kalemun gibi donuklaştırdığı pörtlek gözleri, trajediyi de, komediyi de aynı boşlukta seyredenlerin de oradaki birileri olduğu büsbütün, parça parça, modern bir şiir. Bir sahne vardı hani, gündüz kurmaca ve antik, kanı, vahşeti sansürlü ve oyuncuları maskeli. Bir sahne var bugün, gece, gerçek ve modern, dehşeti in your face ve seyircisi maskeli. Yaşlı Filistin şairi, beni ve yurdumu yazacaksan kazacaksın en derinlere dünyayı ve ne suyun, ne ateşin, ne bir kökün, ne canlının, ne de bir madenin bulunduğu, bulunmaz bir koytağa, sanki bir parçası hep kayıp kalacak, hep merak edilecek, hep susanacak, hep erişilmez, hep yarın,
hep peşinden koşulacak bir kutsal kader gibi bir destan, bir Ayafiyopis yazacaksın ve gömeceksin onu oraya. Kayıp Gazze derdi buna Milton yaşasa. Bilmem ne dersin sen. İşte o zaman senin risalenin bir parçası yeryüzüne dağılmış olacak. Memleketlilerim gibi. Yeryüzüne parça parça dağılmış ve yazılmış olacak Filistin yeryüzünde modern bir şiir. Kasideleri Filistin raihalı şair. Boy boy çiçek dikili tarla gördün mü? Ateşin yaktığı verimli bir toprakta ölümün büyüttüğü boy boy çiçekler. Kimi alegoriden, kimi parodiden, kimini tarih sıkıştırmış bir köşede, kimi fazla ironiden, kimi kimsesizlikten, kimi sessizlikten, kimi kimlikten, kimi hakikatten, kimi tarihten, kimi el kadar, kimi dağ gibi, boy boy, renk renk, ara ara can suyuyla tazelenen şakayıkların, melekçilerin olduğu bu tarta doğdum ben. Bu yüzden dilim hep biraz lal, gülüşüm hep biraz kekle, sevişim dikenli, sevinişim histerik ve gözlerim hep toprak dolu. Yusuf'u şiirinde şair. Nihayet sustun. Sustun sen de şimdi. Dersin ya, konuşmak için Tanrı susmanızı bekliyor. Sustun da bak bana da geldi sıra. Senden sonra Tanrı'dan önce son bir söz almaya. Söyleyivereyim serbest bir şiirle, serbest, serseri küçük kelimelerle seni ve içinde bulunduğun insanlığın, büyük insanlığın Gazze'deki bozgununu. Tüm dünya bir sahnedir. Ve er dişi hepiniz izleyenler. Yedi hal ve bizler sahnedeki Gazze'liler. Yedi hali var burada bir canın, ölmeyi bekleyen yedi hali. Barut rayihalı süt emdim ilkin. Cesaret çantam sırtımda okula gittim sonra. Sağa sola saklana saklana. Gözlerimi parıldatan fosfor bombaları altında medeniyetin müfredatını okumaya. Derken aşık oldum. Yerin dibinin tüm koru içinde yanarken sevdiğimin yaralı yüzüne yazdığım şarkı eridi dilimde. Sonra da ateşli, fevri bir asker, leopar sakallı. Kara yeminler, beddualar ve tekrar tekrar yitirişin sönük boşluğunda topladığım Sisyphus incilerini içine tutuşturduğum taşın altında defalarca ezildim. Ve sonra bir yargıç. İçimde Areopagus'ta bir mahkeme, resmi kesimli sakalındaki kılların sayısı kadar modern tekniklerle öldürmüşlerime haşim bakışlarla hesap soruyor duruyordu. Derken tünel tüccarı. Ölüm soluyup beddua üfleyen bronşitli nefesim ve içine çekmiş bedenimle rükuda taşıdım milletimi sırtımda. Son sahnede ikinci çocukluğu. Keskin dişleri, delici gözleri ve her şeyi, her şeyi olan ve elbette barut rayihalı sütün tadı hala damağında olan bir anka. Böyle, sanki ölümsüz, yedi halde yaşıyordu insan bir çocukluktan ötekine. Ta ki ölene kadar Shakespeare ve onun gibi büyük hikayeci ve şairler. İşte o gün bugün ölüm kipinde doğuyor, ölüm kipinde yaşıyor, ölüm kipinde ölüyor bedeniyle insan ve ruhuyla insanlık. İnsanlık bir büyük hikaye daha, belki de en büyük lakırtı. Vicdanımı vur, sözümü kes, şiirimi yak, ruhumu ez ama söyletme. Dilimi dağla, yeminimi boz, ölümü öp, mezarımı kaz ama dedirtme sakın. İçim almıyor bu formaldehit kokulu abra kadavra illüzyonu. Şimdi indirin o insanlığı, beni gelin çarmıha. Boşaltın o odaları, ben sorurum tüm gazı. Dişlerimi dökün, duvarlar yapın aranıza. Ağlaya ağlaya kuruttunuz o duvarı da. Bırakın o şehirleri, bombanızı bana atın. Ben ayrılırım atomlarıma. Çöz o sicimi geri, boğ ülken için beni. Kan kızıl olsun benim yüzüm, Nanjing, Gırbavitsa utandırmazsın. Yürümeyin o yollarda siz, gerin damarlarımı, serin yollarımı. Ben ölürüm her adımda. Benim mezhebimde bozmaz abdesti, dilimde sönerse komşunun ateşi. Rezervedir bende sizin yeriniz, insanlığa alerji yaptı, kızıl diliniz. Hile üzerine kurulu insan, Prometheus'tan beri aynı yalan, uçsuz boyutsuz bir kaostan beter, hala rüyada mı acaba küçük kral bu der. Ve insanlık içinse şayet yaşasın kıyamet. Ben Gazze'li Yusuf, Filistin benim evim, çiçekleri ezmeden gezip duran bir derim. Ben Gazze'li Yusuf, bir destandır sözlerim, hakikatin dışında görmez oldu gözlerim. Ben Gazze'li Yusuf, topuğum dahi sağlam, kan, zulüm, ölüm, acısı da ağlamam. Ben Gazze'li Yusuf'um.
Yusuf'um ben Gazeli, elbette dostluk kurup biliverdiniz. Ben Gazeli Yusuf'um, aydan ince saatim, ecele binmeye gör, beklemez artık adim. Ben Gazeli Yusuf'um, kalbimde benim kuyum, varların ötesinde yokluklarla vukuyum. Ben Gazeli Yusuf'um, yedi kıta şiirim, yedi yüzünde yerin, yedi ecesi yerim. Sen, Filistin kokulu sevgi şairi, sessiz akan bir susun, yapraklardan köklere dillenen bir ağlusun. Filistin, parça parça, sen bir, ben bir, harfiz, sonda. Teşekkür ederim. Vicdani bir ses, bir şaire, bir akademisyenin şiirle karşılık vermesi gibi renkli de aynı zamanda. Bu arada Sayın Cahit Koytan, bunlar ne iyi, bunlar ne güzel mısralarını hatırlıyorum. Onu da söylemiş olayım. Birisi Cahit Bey'in şiirinin altına şöyle bir not düşmüş Yozef'e mektuplarda. Yozef'in muhtemel vicdanına seslenen bir şiirdir o. Bu irfani konuşmayı üstadım, bu tahkiki konuşmayı, bu insani konuşmayı, bu ilahi konuşmayı, Yozef'in sağır kulakları, Yozef'in içinden bomba kusan kulakları, çocuk ağlamalarına ve anne zılgıtlarına tıkalı kulakları, onun artık şeytanın emriyle açılıp kapanan demir kulakları duyar mı bilmem. Ama Tanrı'nın bütün kulları adına, onun sesini duymak için, ardına kadar açık duran vicdanınızla sizi duyabiliyoruz yaşlı ve yoksul üstadımız. Sizin vicdanınızla Tanrı bizim kulaklarımıza konuşuyor ve biz şükürler olsun ya Rab. Yusuflarımıza cennet kapılarını sonuna kadar açmakla kalmadın. Bize bir de senin dilinden konuşan şair nasip ettin diyoruz. İyi bir not düşmüş. Onu da paylaşmış. Evet, fazla bekletmeden hemen değerli hocam Yavuz Güneş'e sözü tevdi ediyorum. Bendeki nota göre ben yokum, beni karıştırdığı bağlamında inziva ve modern aklın eleştirisi adlı konuşması. Üç güzel sunumdan ve böyle iki güzel şiirden sonra bir şeyler söylemek hakikaten çok zor olacak benim için. Ancak aklıma bu Fahri Doktora'yı duyunca ilk gelen şey şu oldu. Baki diyordu ki, kadrini sengi musallada bilip ey Baki, durup el bağlayalar karşında yaran saf saf. Maalesef ki dünyada ve bizde de böyle sanatçıların son derece önemli kişilerin kadri değeri musalla taşında belli oluyor. Bir başka şair de diyordu ki, taş üzere gösteririzler ikamil ayarını. İşte mihenk taşına sürdüğünüz zaman altına yeşil bir çizgi çıkar. Taşın üzerinde değeri belli olur. Musalla taşının üzerinde de benim değeri böyle belli olacak ama heyhat iş işten geçmiş olacak. Hakikaten Cahit Koytak gibi mümin, muvahhid ve özgünlüğüne de son derece vurgu yapıldı. Özgün, şiirleri son derece zengin, geniş bir yelpazeden beslenen, bunun içinde İran mitolojisi, Hint mitolojisi, Türk mitolojisi, Yunan, Roma mitolojisi, Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, gündelik yaşama kadar birçok geniş bir kaynaktan beslenen böyle zorlu bir şair var karşımızda, derinlikli. Ama iyi ki Cahit Koytak Hoca bunu mahallenin bakkalının bile anlayabileceği bir şekilde yapıyor. Çünkü büyük şairlik biraz da burada başlıyor. En derin, en grift, en sofistike meseleleri suhuletle, kolayca anlatıverip çıkıyor. Daha sonra bizim gibi böyle söz doktorları, tırnak içinde söylüyorum, laf doktorları da acaba bu sözlerle ne demek istedi, onu şerh edip durmaya çalışıyoruz. Kendi adıma söylüyorum tabii. Ben de bu bağlamda birkaç bir şey söyleyeceğim. Ama bu doktorayı düşünene, sonra bu doktoraya olur veren sayın rektörümüze ve üniversite senatosunun değerli üyelerine huzurlarınıza teşekkürü hakikaten bir borç biliyorum. Cahit Koytak biyografisinin hani en belirgin özelliklerinden biri de münzevi bir tavrının olmasıdır. Demin Necmettin Türnay hocam dedi ki, ortada şiiri var, kendi yok bir şair. Hakikaten de öyle. Ama dışarıdan duyan, biyografisini şöyle bir okuyan biri şöyle düşünebilir. 8 çocuklu, yüksek öğrenim görmüş, mühendis,
tüccar, bezzaz, marangoz, yöneticilik yapmış, çevirmen, neyzen, piyano heveslisi, çok yönlü bir entelektüel, nasıl müzevi olur, böyle biraz insana tuhaf gelebilir bu ilk bakışta. Ancak Koytak sanatı, poetikası, kişisel yaşamı hakkında televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde, internet ve benzeri yerlerde böyle çok demeç vermeyen, konuşmayan ve bunu kendine özgü şairane bir incelikle kibarca reddeden, beni anlamak isteyen, şiirime baksın diyen bir tavra sahip. Ki özel bir televizyon kanalında uzun süre yöneticilik yapmasına rağmen kameranın önünde hiç görünmemiş biri. Ve kendisiyle yapılmış 2-3 röportajı biliyoruz. Bu da biraz hatır gönül meselesi. Örneğin Hece Dergisi'nin 83. sayısı sanıyorum Cahit Koytak dosyasıdır ve orada dergi editörüne yazdığı yazıda şöyle diyor cevabi mektupta, kelimesi kelimesi değil ama mealen aktarayım. Eğer hani şiirlerim hakkında bir şey söylemek mi bekliyorsanız bu, affedersiniz hani çürük dişimi çekip okuyucuya göstermek gibidir. Eğer dişim çürükse bu bana yazık. Dişim çürük değilse affedersiniz düzeltiyorum. Bana yazık, çürükse de okuyucuya yazık olur yani. O yüzden herkes metinden ne çıkarıyorsa onu çıkarsın diyen bir tavır var. Ve şiirleri hakkında yine şiir dışında bir platformda söz söylemekten istinab etmiş ve söz söylememe tavrını ısrarla devam ettirmiştir. Bu nedenle kendi deyişiyle tırnak içinde medya kaçkını bir şair, modern bir müzevidir aslında bu yönüyle. 2009 yılında kendi adına düzenlenen Sapanca Şiir Akşamları'nda bir panel düzenlenmiş ve orada hocanın söylediği nefis bir şey var ve yine utana sıkıla böyle gözümde canlandırabiliyorum. Ben yoktum çünkü demin kürsüye hocam çıktığında o mahcubiyeti, utangaçlığıyla kendi kendime dedim ki çıkıp da hocanın müzevi tavrını niye anlatacaksın? Zaten o lisan haliyle böyle övülmekten, takdir edilmekten duyduğu içsel rahatsızlıkla fazlasını o lisan haliyle anlatıyor. O panelde de şöyle demiş, aynen aktarıyorum. Adına düzenlenen bu panelin insanın kendi cenaze törenine katılması gibi bir anlam taşıdığını söyleyerek, yasak meyveden aktarıyorum yani dergideki geçen ifade buydu. Topluluklar karşısında olmaktan ve takdir edilmekten duyduğu rahatsızlığı belirtmiştir. Ona göre inziva hali biraz da yanlış anlamıyorsa Mer Hoca'yı, kendini olgusal anlamda kaim kılan değerleri inşa etmeyi sağlayan bir insani eylemdir. Çünkü şöyle diyor şiirinde, sade ama pahalı kostümler, ucuz ama markalı dostluklar, paneller, ödüller, TV söyleşileri ve alkış ve övgü ve boya görünmez kılar insanı. O alkışı, sahne ışığını, uzun konuşmaları, kısaca toplum içinde şöhretle görünür olmayı, insanı kemirip yok eden tehlikeli bir tuzak olarak görür. İnzivada kendi halinde kalma isteğini güdüleyen tabiatı, şiirlerinde münzevi yaşamayı arzulayan bir şiir anlatıcısı olarak karşımıza çıkar. Örneğin bir şiirinde anlatıcı çölde inzivaya çekilmeyi isteyerek kim olduğunu, ne olduğunu keşfetmeyi amaçlayan bir kaşif niteliğindedir. Beni burada bırak bezirgan başı, kumun dikenin üstünde, bir çığlık gibi yalnız, susuz, azıksız ve kervanını al, götür hülyalı şehirlere. İlk atlasta daha bariz biçimde görülen susma, ruhsal ve entelektüel inziva aracılığıyla görünen yaşantıdan görünmeyen yaşantıya yönelme tavrı, bunun yanı sıra modernite sürecine yönelik bir eleştiri olarak da anlaşılabilir. Nitekim ben yokum beni karıştırmayın şiiriyle de bu tavır, bu tutum manifest bir ifadeye dönüşür. Vaktim var mı hocam? Peki. Müzevi tavrını anlatmaya vaktim yetti. Hani aklın eleştirisi üzerinden birkaç bir şey diyecektim. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. İnşallah yakında yayınlanacak bir yayında yer alır bu. Çünkü biraz da uzadı program. Onun da farkındayım. Bağıştan da diyorum. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sayın Dinçer de yanımızda. Çok kısa bir şey arz etmek istiyorum huzurunuzda. Geçen yıl Sayın Bakanımıza bir mail atmıştım. Yoksulların ve Şairlerin kitabının birinci cildinin son bölümü Bizanslı Şairler bölümüdür. Orada Nabius olarak geçer, yakın dost olduğu için böyle. Ben de İzzetli Konsül Nabius'a diye bir mektup yazmıştım. Ve oradaki diskuru öykünmüştüm. Bir tür pastişle yazdım ve dedim ki Bizansiyon'un ya da Bizansiyon'un işte gözde tilmizleri niçin Cahit Koytak gibi ya da Kayus gibi bir şairin şiirlerini okumasınlar. Geçen yıl Milli Eğitim'in ders kitaplarında Cahit Koytak şiirleri yoktu. O da
Ali Cenaplık gösterdi. Mailime aynı diskurla, aynı üslupla döndü. Ve dedi ki, o gün Hatay'daydı Sayın Bakan. Talim terbiye, talimat vereceğini söylemişti. Ancak sanıyorum yetişmedi ya da dikkatimden kaçtı. Bu hususu Sayın Bakanımıza bir daha eğer arz edilebilirse sizden bunu istirham ediyorum efendim. Bu zevkle ben görevi aldım. Gereğini yapacağım inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzin verirseniz son... son bir dakika biraz daha renklendirmek için genç dinleyicilere magazin bilgileri vereyim. Küçük küçük. Üstadın da affına sığınarak. Cahit Koytak İstanbul'da Anadolu yakasında müstakil bir evde yaşıyor arkadaşlar. Evin alt katı marangozhane. Çok güzel kapılar yapmış gerçekten. Bir marangozun yapacağı şeyler üretiyor. Biliyorsunuz biraz istediği bir uğraştır marangozluk aynı zamanda. Evin üst katında 9 tane çocuğu var. Şiiri dair hepsinin annesine neşe olduğunu söyler. Evin üst katında bir kütüphanede yaşıyor. Özür diliyorum üstadım böyle bunları söylemekle ama okuyucuları ilgilendirebilir. Kütüphane 4, hemen 3 duvarı kitaplık, büyük bir yer. Bir tarafı da iç bir odaya açılıyor. Ben o iç odayı görmedim. Ama tahmin ediyorum iç odada uzanacak bir ranza, kitap okuma ve yazma zamanları dışında bir seccade, bir çaylanlık gibi bir şeyler olmalı. Eşi çok güzel börekler yapıyor. 1980 ya da 90, en fazla 90 model olan bu eski çok küçük kamyonetler vardı. İnsan boyunda falan. Öyle bir kamyoneti var hala. Her yere onunla gidip geliyor. İngilizce, Fransızca ve Arapçadan tercümeler yapıyor. Aslında bunlar bir yeniden yazma çalışması denilebilir. Tercüme lafzı çok uygun değil. Özellikle Halil Cibran çevirilerini tavsiye ederim. Kur'an mealini de okuyucular hala heyecanla bekliyor. Felsefe ve müzikle çok yakından ilgileniyor edebiyatın yanı sıra. Serbestiyet.com'da köşe şairliğini devam ettiriyor. Sayın Rektörüm, size ve sizin nezdinizde Senato'ya bu düşünceyi hayata geçiren edebiyat bölümü hocalarına, asistanlarına, sabırla bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Panel masası olarak saygılar sunuyoruz. Biz de yeni başlayanlar için Cahit Koytak panelinin çok çok ötesine giden ileri seviyedeki bu Cahit Koytak paneli için panel başkanımıza ve değerli panelistlerimize çok teşekkür ediyoruz. Panelistlerimize hediyelerini vermek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Akan'ı sahneye davet Cahit Bey'in çocukları da aramızda. Fotoğraf çekimi için kendileri de sahneye gelirlerse çok mutlu oluruz. Zeynep Hanım ve Bünyamin Bey.
Evet, şimdi güzel sözlerin cini, ilk defa ben anons edeceğim herhalde, Doktor Cahit Koytak'ı kendi sesinden şiirler dinlemek üzere buraya davet ediyoruz. Söylenenlerden sonra ben ne yapacağım şimdi? Nasıl olacağım o söylenen kişi? Nasıl olacağım bilmiyorum. İşim zorlaştı. Çok değerli ve yüce gönüllü rektör, yüce gönüllü senato üyeleri, değerli hocalarım, çok değerli konuklar ve siz sevgili gençler, siz kendini gizleyen şairler, krallar, sözcüklerde fazla yüz göz olmuş olmalıyım ki artık her zaman söz geçiremiyorum onlara. Ne zaman bir topluluk önüne çıksam, konuşmam gerekse, düşüncelerimi alıp kaçışıyorlar benden uzak. Bunun için ben de bugün buraya yapacağım konuşmayı önceden yazmak zorunda kaldım. En güvenlisi bu çünkü. Bu çok onurlandırıcı ve dostça kucaklama için Hepinize en içten şükranlarımı arz ediyorum. Duyduğum bahtiyarlığı kelimelerle anlatamam. Şunu söyleyebilirim ancak. Böylesine aziz, böylesine seçkin bir topluluğun önüne günün konusu ya da günün konuğu olarak çıkarılınca insan, büyük yargı günü için daha yaşarken kendisine bir prova imkanı bahşedilmiş gibi hissediyor kendini. Provası yapılan sahne şu. Ruz-u mahşerde bütün insanların, canlı cansız bütün varlıkların önünde hesap sırası nihayet bana gelmiş. Önce mağdurlar, müştekiler, davacılar konuşacaklarını konuşmuşlar hakkında. Günahlarım, borçlarım, ihmallerim, beni ömrümce kendimden usandıran önlüklerim, dalgınlıklarım, dağınıklıklarım, sakarlıklarım ve salaklıklarım. Arşivler dolusu suç dosyası halinde dökülmüş ortaya. Sonra lehte konuşan tanıklara sıra gelmiş. Dostlarım, yakınlarım ve şüphesiz aziz okurlarım. Konuşmuşlar. Tıpkı sizin bugün burada benim için fazlasıyla cömertçe ve lütufkarca yaptığınız gibi. Ve sonunda hakkında söylenenleri duydun ey şair denmiş bana. Şimdi sen konuş varsa söyleyecek sözü. Ben de yine tıpkı bugünkü gibi İzleyemediğim bir mahviyet ve mahcubiyet içinde şunları kekeliyorum bugün orada herkesin önünde. Bakın diyorum. Hayatım boyunca hepinizi çok sevdim ben. İnsan, melek, kurt, kuş, ot, ağaç, çiçek ve böcek hepinizi. Ve ömrümce önce sizi, teker teker her birinizi, sonra da size bakıp kendimi anlamaya çalıştım. Şiirler yazarak hep şunu söylemek istedim size. Bakın ben de şaşıracak kadar size benziyorum. Benim içimde olup bitenler de
şaşılacak kadar sizin içinizde olup bitenlere benziyor. Ben de sizin gibi sık sık yapayalnız hissediyorum kendimi. Dağın öteki tarafı aynanın arka yüzü gibi farklı ve uzak hissediyorum kendimi. Dostluğunuzum ben sizin. Siz de esirgemeyin dostluğunuzu benden. Bakın, ben şiirler yazdım sizin için, ağıtla, yol türküler. Diyorum ve başlıyorum okuma. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Ben okurken sıkılıp salonu terk edenler oluyor. Kimilerine de ninni gibi geliyor okuduklarım. Dalıp gidiyorlar ve rüyalarında dünya zamanına geri dönüyor bazıları. Benimse boz bulanık bir derenin suları gibi sonu gelmiyor okuduklarıma. O kadar ki dinleyenlerden şairimiz öyle anlaşılıyor ki yazdıklarıyla arınıp cennete giremese de şırıltısıyla yürekleri serinleten bir derecik olabilmek istiyor cehennemde. Diyenler oluyor. İşte belki o gün orada okuyacağım şiirlerden bir kısmını şimdi size okuyacağım. Benim sevgili, zevk sahibi, şiirsever dostlarım. Bu yoksulların ve şairlerin kitabı daha çok şairlerin dünyayla, kendileriyle hesaplaşmasını, anlatan şiirlerden oluşan bir kitap. Bir şaire doktora verildiğine göre oradan başlayayım, bu kitaptan başlayayım iyi olur diye düşündüm. Şair kendi halini anlatsın size. Şair hallerini. Kusura bakmayınız, bende diyabet var. Böyle ağzım kuruyor. Böyle sıkça su alabileceğim. Bir de sormak istiyorum artık Dincer Bey'in söylediği gibi bana ders oldu. Ömrümde çok az böyle topluluk karşısında çıktım, şiir okudum. İşte o olay başıma geldi ama o da normaldi, haklıydılar belki. Çünkü siyasilerin konuşmaları fazlaca uzuyor, uzayabiliyor. Onlara not koyamıyorlar ama şair her zaman not konulabilir o. Evet. Onun için ben şimdi sormak istiyorum, acaba ne kadar vaktim var? Peki. Evet, prolog. Bunlar benim yolun ıssızlığını, yolcunun yürek vuruntularını bastırmak için dilime doladığım hercaim monologlar. Rüzgarın Homer'in toprağını, Rumi'nin ve Hayyam'ın kemiklerinin tozunu, yolcunun suratına savuran nefesinden, otların sufresinden, taşların sükutundan, bazen şüphenin çamurundan, bazen inancın yağmurundan yarattığım yalnızlık heykelleri. Kimi gerçek, kimi hayal ürünü, kimi de hayal gerçek kırması. Ama hepsi benim kendi kaburga kemiğimden, bazen kafa kemiklerimden uç vererek bu gölgeler oyununa katılmış benlik profilleri. Kimi sürgün, kimi küskün, kimi kendi öyküsünden firari. Yüzlerine, maskalarına gizlendiğim krallar. Krallar ve şairler. Kaçık,
bilge, yalvaç ya da şarlatan. Hepsi dilleriyle çölü bağ bahçeye, taşı sıcak ekmeğe ve suları şaraba çevirmesini bilen yoksul yol arkadaşlarım benim. Sizler yoksullar ve şairler, şiirimin ödünç kahramanları ve asil seyircileri, yeryüzü oyununun. Sizler benim kendi benliğimin, kendi hikayemin, kendi krallığımın uzak denizlerinde pusulasız gezerken keşfettiğim define adaları. Yüklenip eve getirmek için aklın gemisine sığdıramadığım taşı, toprağı, altın define adaları. Sizler kaderin azgın dalgaları üstünde alabora oluvermesin diye geminin bordasından attığım yükler, safralar değil. Kat ettiğim yolları iz sürmek isteyenler kolay bulabilsinler diye sözün gök katlarına eke eke geldiğim yıldızlar, galaksiler, gönlün hazineleri, elmaslar, zümrütler, safirlersiniz. Sizler gezici kumpanyamın yoksul kralları, bilge soytarıları. Önümüzde küçük hayatlarımızın, küçük öykülerimizin kusursuz ve ebedi olana döneceği nice büyük günler var. Benliğin birliğe, bütünlüğe erişeceği günler. Bakın o birlik, bütünlük ustasının yonttuğu, delikler delip perdeler açtığı küçük hayatlardan, küçük çalgılardan biri de benim. Ben ve benim bu dikenli, budaklı dallarım, sürgünlerim. O ağacın yongaları da benim şu rüzgara saçtığım her cahil benliklerim. Yüzlerim, peçelerim, kilden personalarım. Simurgunu arayan çenevaz kudularım. Yolları sapa, ayakları dolaşık. Kanatları yaralı, yoksul, sarhoş ve kırık. Çıraklık yontularım, kalfalık oyunlarım, ustalık hülyalarım. Demirci çırağı. Düşünceyi balyoz gibi kaldırıp nakış nakış kar taneleri halinde indirmemi istiyor ustam sırça sarayların üstüne. Yüreğimin bir tazı gibi koşmasını istiyor ustam. Postu yüzülmüş bir tazı gibi hem de. Dikenlerin, lavların donmuş fikirlerin üzerinde. Lokma lokma yedirmemi istiyor. Beynimi yüreğime. En yalnız olanların katıldığı koşuda ilki olmama, ipi göğüsleyenlerin. Nektar ve ambrosiya. Şairimiz avcının bileğinde uçmaya hazırlanan bir şahin gibi başını yukarıya kaldırıyor ve başlıyor okuma. Ey sanat, ey ana diyor. Sütü memelerinden kanla karışık akan. Yüzün çok büyük, bizlerse yüceyiz. Avuçlarımız küçük. Alsak da bir öğünlük alabiliyoruz. Bir yudum nektar ve bir lokma ambrosiya o tanrı sofrasında. Adımlarımız kısa. Pavuçlarımız sıkı, ölçüp bitirmeye mesahalarını yetmiyor zaman. İyi gidiyor mu böyle? Peki. Dedemin şair. Şair tipleri bunlar. Okuyacağım şiir şeyler. İlk konuşmasını bilmem.
ve pazarlık yapmasını kaderle. Ama atın iyisini ve şiirin iyisini kaçırma. İlkini kusursuzun izinde dört nala ya da rahvan toz toprak kaldırmadan koşmasından tanırım. Ötekini yüreğime bazen baş, bazen kuyruk vuruşundan ansızın ve millerce, millerce ötelerden tekneme saldığı dalgalardan. Ama ben sünik. Bir gezgin, bir bedevi. En usta denizcilerin bile süslü sefinelerle, yine de kılavuzla dolaştığı çöllerde tırnak kadar bir tekne. Devler için kükreyen bu sırlar ve imalar denizinde muskalarım, fenerim, göçebe türkülerimle olsa olsa korkusunu bunlarla bastırmaya çalışan yalnız bir kazazade. Tık nefes sıfatlara, yalın kat simgelere tutunup hallice bir üslubun güvenli rıhtımını ararken bazen huysuz bir fikrin kuyruk darbesiyle savrulur, bazen habis bir hissin tüylü, yosunlu, derin karnımda boğulurum. Ama bazen seçilmiş, bahşedilmiş alların da kaderin, benim safkan bedevi imgelemim, sis içinde bahtiyar kurbanını bekleyen yalçın kayalıklara çarpar büyük tahsüslerin. Tarrakalarla icazın göklerine saçılan bir takım yıldızına döner teknem o zaman. Teknem, küreklerin, lisanın, hayalhanem, bütün önlemlerime, kılı kırk yarmalarıma, bütün ustalıklarıma rağmen. Şair bugünden geçiyor. Şair bugünden geçiyor. Ebedi yoksulluk zamanında. Bir akşam üzeri obamızda gökten mi, yerden mi, nereden çıktığı konusunda ağzını sıkı tutan bir gezgin çıka geldi. Bizimle sofraya oturdu. Az yedi, az içti. Ama güzel konuştu. Öyle az konuştu, öyle öz konuştu ki bize göklerdekiler gibi nasıl konuşulur, göklerdekiler gibi nasıl coşulur, sonra nasıl susulur, sonra susarak nasıl ışıldanır tek bir dolunay gibi ayrı ayrı tüm kadehlerden. Bunları bir bir gösterdi bize. Göstermekle de kalmadı. Yalnızca kendisinin değil, aslını bilenimizle, bilmeyenimizle, hepimizin gökten indiğimize ve oraya döneceğimize inandırıverdi bizi. Rüzgarıyla aklımızı ötelere götürdü, yağmuruyla başka akıllar getirdi bize. Nükteleriyle güldürdü, imalarıyla huylandırdı, terennümleriyle kendinden geçirdi en ağır başlılarımızı, en bilgelerimizi bile. Ve sabah uyandığımızda arkasında iz bırakmadan çekip gitmişti. Belki güne çekilmişti, belki aramızda hiç inmemişti. Ama her birimizin içine karşı durulmaz bir güçle bizi diplerine çeken bir boşluk bırakmasını bilmişti. Öyle bir boşluk ki onu güzel sözlerle doldurma çabası o günden sonra kimimiz için meslek oldu. Kimimiz için ülkü. Kimimiz için de ülküyü, mesleği, başka daha neleri katlanılabilir kılan bir oyun oldu, bir sanat oldu. Bağdatlı şair. Yıllardır bekler idim.
sarayın kapısında. Her öğün sadaka çanağımı ve başımı eşiğine koyarak. Efendim, efendimiz kulunuz hünersiz, sermayesiz. Nesin çarşı pazarda diye her geçenle içeri haber gönderirdim. Durdu da ahir, sadaka çanağımı kırıp ve umutlarımı tekmil yollara düşerken acıdı ki yoksula ferman bahşetti sahip. Gül salsın. Cam kokusun almazlara gül salsın. Gün ışığın görmezlere mum salsın. Güvercinlere yem salsın. Çabuk kullan ve kayra padişekten kavrince. Gül satıyorum hu, gül satıyorum. Mum satıyorum hu, mum satıyorum. Güvercinlere yem satıyorum. Diye diye avaz avaz çığırıp çarşı pazar gezerken kalabalıkta birer tutup çekti yanımdan. Dönüp baktım ve bildim. Yine kör talihtir. Yine kör talih ve kem nazar. Evvel ahir müşterim. Yine şu hin ol hin simsar. Yine şu sağır tellar, şu sağır kısık sesli. Pasın kırmak için bak şimdi kelepirci malı nasıl kötüleyecek. Seni ham şair dedi talih. Seni iş bilmez mum taciri. Körlerin en hakiri, körlerin akılsızı seni. Söyle ne yapsın senin şu tapon mallarını kör talih? Ne yapsın mumlarını senin bakar kör kalabalık? Satabilirsen nasa gözlerini sat önce. Gözlerini sat ahmak. Sonra gör bak mumların, mumların ve güllerin nasıl kapışılacak. Varlığın dilleri. Işığın ve gölgenin dilini öğrendim. Rüzgarın dilini, yağmurun dilini. Kuşları, çiçekleri, ağaçları anlayabiliyorum. Ve Tanrı'nın onlarla ne demek istediğini bana. Suların çağrısını anlıyorum. Taşların sessizliğini, sazların iç çekişlerini. Ve bütün bunlarda damla damla seslere, ritimlere, dizelere dökebiliyor. Tüylendirip, kanatlandırıp, turna sürüsüne, pelikan sürüsüne, yer tavan sürüsüne katabiliyorum. Çatlayan, ufalanan, yamaçlardan aşağı yuvarlanan, parlayan ya da göğeren kayaların, uluyan bozkırın ve mırıldanan kum tepelerinin sezebiliyorum yerini Tanrı'nın planında. Ve bulabiliyorum karşılığını bütün bunların yeryüzü oyununda, büyük şiirinde Hilkat'in. Dağların yollarla konuşmasını, yolların uzayıp gitmesini müzevi yolcuların içinde. Düşüncenin ayak seslerini, nal seslerini beyinde. Ve çıtırtılarını kelimelerin, kurtların, böceklerin çenelerinde seçebiliyor, çözebiliyor, defterime kaydedebiliyor. Yazgının kullandığı bütün dilleri, tekmil ağızları, şiveleri okuyup anlayabiliyor, aklımda tutabiliyorum. Bir tek kendi yüreğimin dilini, bir tek onu ve Tanrı'nın onunla bana neler söylediğini, neler söylemek istediğini, bir ömür boyu gece gündüz uğraşıyorum, çalışıyorum, diliniyorum ama bir türlü sökemiyorum, çözemiyorum, anlayamıyorum, konuşamıyorum. Evet efendim. İsterseniz son şiir olsun şu jonglör. Evet, fazla şey yapmayayım sizi.
zamanları ve kaderleri kusursuz simetriler içinde ışıklı ışıksız paraboller çizerek ellerinde döndüre döndüre Tanrı'nın yaptığı işi kelimelerle yapmaya kalkar insan. Uygun falsolarla onları yerçekimsiz bir gökte, tıpkı bir jonglörün bir halkalar çalanını, bir meşale ormanını, bir oda dolusu tenis topunu yahut mahsulünü bütün bir portakal bahçesinin atıp tutarak havada panayla taşımaya kalkması gibi fikirleri de atıp tutmasını öğrenebilir insan. Çok çalışır, çok isterse tüyleri, gülleleri, sonra ayları, güneşleri, gezegenleri atıp tutmasını öğrenebilir elinden düşürmeden üçer beşer sonsuza. Bir ağızdan konuşan, çığlık atan, düşünen ya da kükreyen asaları, tıslayarak zihinden akıp giden ipleri, yılanları, ipek parşömenleri, yanan flamaları, yağmur damlalarını ve nülüferleri, kedi yavrularını ve güvercinleri, kayan yıldızları ve kızıl göz bebeklerini müneccimlerin havaya atıp tutmasını öğrenebilir. Mızrak gibi süzülen aşkın, gergedan derisinden zırhlar içinde bağırlarda açtığı öldürücü yaraları, gözyaşı şişelerini, sırça ya da porselen yüreklerini seven halayıkların, pudralı yüzlerini, ayna krizlerini yaşlı şehzadelerin, taşlarını, kuru kafalarını, kaval kemiklerini cihangirlerin. Bir gün bir kuyuda bırakılan, üstüne taş toprak örtülen, unutulan ve yıllar yıllar sonra Mısır'da ya da Hades'te olmadık bir anda, olmadık bir aynada, bir filmde, bir rüyada, bir karnavalda insanın karşısına patladan çıkartılan bütün o Kenanlı Yusufları, Kenansız Yusufları, bütün o tanıdık rolleri, bildik oyunları, bildik ayinleri, sır külahlarını ve personaları havada atıp tutmasını öğrenebilir bir şair. Ve ardında harman harman söz bırakmasını, bağırlar dolusu şiir. Ama gel gelelim bir karınca. Bir karınca ne kadar işitilebilir ki örümcül çığlığını harıl gürül işleyen bir değirmende karnı aç örümcekler olmasın. Ama gel gelelim bir örümcek ne kadar işittirebilir ki ayak seslerini, azizlerin, bilgelerin, yavaşların uykuya yattığı bir mağarada karnı aç yarasalar olmasa. Ama gel gelelim bir şair ne kadar işittirebilir ki aklının bulmalarını ve kalbinin avazelerini, dünyaya zahir öğütmeye ve mahsunu sarı liralarla değişmeye gelen akıllı mı akıllı köylüler ve onların kederli, ölümcül oyunlara düşkünlüğü olmasın. Teşekkür ederim. Evet efendim, böyle işte. Bu şairlerin halkısı da bu. Teşekkür ediyorum her şey için. Selamlıyorum. Umarım genç şairler bu tür onurlandırmalara çok daha hak eden işler yapmış.